efendim, 17 Mart Salı. Bugün bir kez daha saatleri 14'ü gösterdi. Kanal Üç ekranlarındaki canlı yayınımız Pınar Akarsu ile 2'den 4'e başlamış bulmakta. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar dileklerimizi iletelim. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz bulmakta stüdyomuzda. Canlı yayın konuğumuzu hemen takdim edeceğim sizlere. Bu arada Mart ayı kolon kanseri farkındalık ayı. Kolon kanseri ülkemizde en sık görülen kanser türlerinden biri aslında ve 50 yaş üzerinde daha sık görülüyor maalesef ki tarama yöntemleriyle önlenebildiği için uygun yaşta kontrollere başlamak gerekiyor ve bu konuda da bizlere bilgi vermek üzere Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi yani KETEM doktorumuz Doktor Halise Yıldıran hocamız bizimle birlikte. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bizler de gayet iyiyiz. Mart ayı kolon kanseri farkındalık ayı dedik. Kolon kanseri nedir? Yani bağırsak kanseri nedir? Bunların hepsine değinmiş olacağız. Sevgili hocam öncesinde ama sizi tanıyarak bir başlamak isteriz programımıza. Evet. Ben Doktor Halise Yıldıran, Kanser Erken Teşhis Tarama Merkezi, biz kısaca KETEM diyoruz. KETEM'de evet. Çalışıyorum. Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan KETEM'de çalışıyoruz. Elimizde iki tane KETEM var. Birisi de toplum sağlığı merkezi içinde. Yani eski devlet hastanesi diyor hastalarımız veya göğüs hastalıkları hastanesi orada var. KETEM'de biz erken teşhis edilebilen kanserlerin taramalarını yapıyoruz. Yani kişiler kanser olmadan kanser olma olasılığını öngörüp önleyebiliyoruz. Peki hocam aslında önemli konulardan bir tanesi maalesef ki artık çağımızın rahatsızlığı, kanserler, kanser türleri çok fazlasıyla artmaya başladı. Tabii ki kolon kanseri nedir? Bugün özellikle ondan bahsedeceğiz. Bu arada ikinci saat konuğumuzla yine tıp bayramımızla sevgili hocam kutlamış olalım bizler de. Hem tıp bayramı sebebiyle hem de biliyorsunuz ki Türkiye ve dünyayı artık tehdit altına alan koronavirüs hakkında da konuşacağız. İkinci saatte de Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe bizimle birlikte olacak. Koronavirüs ile alakalı aslında merak ettiğimiz her şeyi kendisine soracağız. Nasıl tedbir almalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? Çok fazlasıyla insan aslında panik yaratmamak adına aslında bunları konuşmak istiyoruz. Panik haline dönüşebiliyor maalesef ki insanlar birazcık da nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tedbir neler olarak alınmalı? Sevgili hocamdan da bir nebze olsa bir değinmek istiyorum. Aslında biz kendimizi nasıl önlemeliyiz? İşte maskeler almaya çalışıyoruz. Maskeler tükendi. Merdiven altı maskeler ortaya çıkmaya başladı. İşte ıslak mendillerle dolaşıyoruz. Kolonyalarla dolaşıyoruz. Fiyatlar arttı vesaire vesaire. Alışverişe yüklendi insanlar. Siz ne söylersiniz hocam? Bir oradan başlayalım. Yani aynen trafik kuralları gibi bilimsel kurulun bize verdiği kurallara uymamız lazım. Nedir bu? Kişisel hijyen dikkat edin diyor şu an. Evet, kişisel hijyenimize dikkat edeceğiz. Dışarıdan eve girdiğimiz zaman ilk işimiz doğru el yıkamak olmalı. El yıkarken de şöyle bir el yıkamak değil. 20'ye kadar sayacağız. Hatta ben diyorum ki 30'a kadar sayalım. 30'a kadar elimizi ve 20 sabunla. Saniyede zaten sabunla yıkadığımız zaman koronavirüs yok olmuş olacak. Maskeler maalesef koronavirüsü tek kullanımlık maskeler yani herkesin dışarıda gördüğümüz maskeler koronavirüs önlemede etkili değil. Zaten biz maskeyi indir kaldır cevap ver tekrar indir kaldır konuşalım tekrar indirelim. Yani maskeler bizim koronavirüse yakalanma olasılığımızı arttırıyor. Bu tek kullanımlık maskelerin fonksiyonu kişi hasta olduğu zaman gripal veya nezle tarzı bir enfeksiyon olduğu zaman onu başkalarına bulaştırmaması. Çünkü bir hapşırıkla binlerce mikrop havaya yayılabiliyor. O hapşırığı, o öksürüğü maskenin içinde tutmak. Yani kişinin karşısındaki bulaşmayı engellemek. O zaman hasta olan kişiler aslında maskeyi takacak ki etrafımızı koruyacağız. Yani koronavirüste de bilinç çok önemli. Yani ben eğer hasta olabilirsem evde durmalıyım. Etrafa bulaştırmamalıyım. İkincisi bilimsel kurul bana ne diyorsa onları yapmalıyım. Ne fazla ne eksik. Islak mendiller dezenfektan açısından maalesef hiçbir işe yaramıyor. Sadece oradaki işte kaba kirleri alır. Dezenfektan açısından önebileceğim halkımıza bir ölçü çamaşır suyu, 9 ölçü su. Bununla bir solüsyon hazırlayabilir. Nedir? Bir fincan çamaşır suyu, 9 ölçü suyla. Onunla telefonlar silinebilir, bilgisayarlar silinebilir. İşte koltuklar silinebilir. Ellerimizi falan. Eller onunla dezen. Hatta onu belki bir böyle sprey olabilecek bir kaba konulabilir ki bunlar zaten medikallerde satılıyordu hazır olarak ama biz evde hazırlayabiliriz. Tamam, bunu dezenfektan olarak kullanabiliriz. İşte dolmuştan indiğimiz zaman hemen o belki.
Ama yoksa diğer önlemler, ıslak mendiller bizim pek işimize yaramayacak. Çok önemli hocam. O zaman bir ölçü, çamaşır bir suyu. Bir fincan çamaşır suyu, evet. 9 ölçü su. Su. %5'lik çamaşır suların olmasına dikkat etmek nasıl lazım. Nasıl hocam? %5'lik yazar çamaşır suların üzerinde %5'lik bir solüsyon hazırlayacağız. Bir ölçü çamaşır suyu, 9 ölçü suyla %5, işte marka veremiyorum ama üzerine bakarsak görürüz. %5 olması gerekiyor. %5 olması gerekiyor çünkü %5 dezenfektandır. Bir fincan çamaşır suyuyla 9 bardak diyelim ki çay bardağı, çay bardağı suyu olabilir. Karıştıracağız. Dezenfekte elde edebiliriz en azından kendimiz. Hatta bütün malzemeler, iş yerleri, bürolar için kullanılabilir. Yani biz çok yıllarca aile ana çocuk sağlığı merkezlerini bununla dezenfekte ederek çalıştık. Yani bunu tavsiye edebilirim ve aynen trafik kuralları gibi kurallara uyalım. Evet hocam, çok hem teşekkür ediyoruz. Hem kendimizi hem de başkalarını koruyalım. Hem de çok fazla böyle paniğe kapılmadan. Yok, hiç gerek yok. Yani Türkiye'de belki 8 tane koronavirüs vakası, gerçi bugün 29 tane ek oldu ama belki 30 bin tane panik hastası var. Yani evet, hiç gerek yok. Yani bu daha çok zarar verir. İşte maske takmak indir çıkar bize daha büyük zarar olur. Peki sevgili hocam, şimdi biz asıl konumuza dönelim. Mart ayı kolon kanseri farkındalık ayı dedik. Özellikle 50 yaş ve üzerinde sık görülen rahatsızlıklardan bir tanesi. Evet, teknoloji ilerledi. Evet, bir şeylerin daha çok farkına varabiliyoruz. Sürekli bilinçlendirme amaçlı burada doktorlarımız sağ olsun bizimle birlikte oluyorlar izleyicilerimizi bilinçlendirmek adına. Ama hala çekinenler ve hala erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu aslında farkına varmayan insanlar var. Evet. Biz kolon kanseri, yani bağırsak kanseri nedir ve nasıl oluşur? Oradan bir başlayalım istiyoruz hocam. Şimdi kolonun tanımıyla başlayalım. Kalın bağırsak dediğimiz zaman hemen çok tanıdık bir organ haline geliyor aslında. Kolon dediğimiz zaman çok yabancı ama kalın bağırsak dediğimiz zaman bildik tanıdık bir organ haline dönüşüyor. Kolon işte mideden sonra sindirim sistemi, ince bağırsaklar ve daha sonra kalın bağırsaklarla devam eder. Kalın bağırsak sağ altta başlar, yukarıya karaciğere kadar çıkar. Karaciğerin altında bir dönüş yapar. Bütün vücudumuzu yatay olarak geçer. Sol tarafta dalağın altında tekrar bir dönüş yaparak aşağıya iner, rektumla birleşir. Görevi nedir? Kısmen sindirilmiş gıdalar ince bağırsaktan kalın bağırsağa gelirler. Ve kalın bağırsakta bu gıdaların su ve mineralleri ayrıştırılır tekrar. Yani kalın bağırsaklar büyük abdestimizi kıvamlı hale getirirler. Aslında fonksiyonu bu ve ikinci bir fonksiyonu da depolama görevidir. Dışkılama yapılana kadar sindirilmiş gıdalar orada depolanırlar. Peki kanserler nasıl oluşur? Kanserler bütün vücutta aynıdır. Bir hücrenin kontrolsüz çoğalması kanserdir. Yani bu kalın bağırsakta olduğu zaman kalın bağırsak adını alır. Memede olduğu zaman meme kanseri adını alır. Kalın bağırsakta da aynen vücudumuzu kaplayan deri tabakası gibi kalın bağırsağımızın içini kaplayan bir tabaka var. Biz buna mukoza diyoruz. Bu mukozada kalınlaşmalar başlıyor. Ve içeriye doğru lümen dediğimiz kalın bağırsağı bir boru gibi düşünürsek eğer, içeriye doğru bu hücreler çoğaldığı zaman çıkıntılar oluşturuyor. İşte bunlara polip diyoruz. Kalın bağırsak kanserleri de bu poliplerden oluşabiliyor zamanla. Maalesef hala Türkiye'de 3. sıklıkta görüyoruz kalın bağırsak kanserlerini. Erkeklerde ve kadınlarda sıklık fark etmiyor. Kadınlarda da erkeklerde 3. sıklıkta, kadınlarda meme ve tiroidi izliyor. Erkeklerde de akciğer ve prostat kanserini izliyor. Ve ölümlerde de maalesef hala bu sıklıkta rakamlar değişebiliyor. 2. veya 3. veya 4. ama hala en sık ölüm sebeplerinden biri. Eyvah eyvah. O yüzden erken teşhis dediğiniz çok gibi önemli. Önemli zaten olan kısım aslında çok bu. Çok önemli. Yenilebilir, iyileşilebilir bir hastalık. Hastalık poliplerden oluşuyor ve erken teşhis çok önemli. Peki hocam, bu poliplerden oluşuyor dediniz. Bu polipleri oluşturan etkenler neler? Evet, neden durup dururken bağırsağımızda polip oluşuyor? İşte burada çevresel ve kalıtsal etkenler devreye giriyor. Yani bir takım çevresel etkenler, kanserojen etkenler veya kalıtsal etkenler yüzünden bu çıkıntılar, polipler önce milimetrik boyutlarda oluyor. Daha sonra bunlar 1 santimetrelik boyutlara ulaşıyor ve daha sonra daha da büyüyorlar. Ve bu poliplerin zemininde dönüşüm başlıyor. Ve polipler kanserleşiyor. Ama hemen halkımız paniğe kapılmasın. Polip eşittir kanser demek değildir.
Polipleri ikiye ayırabiliriz. Bir kanserleşebilen polipler, bir de kanserleşmeyen polipler. Ama bu bize neyi gösteriyor? Polipler takip edilmeli. Bu takibinin önemini gösteriyor. Yani mutlaka polipos olan hastaları biz takip etmeliyiz ve önlemeliyiz. Bu da işte tarama testleri burada devreye giriyor. Çünkü 50'li yaşlardan sonra artıyor dedik ya, 50'li yaşlarda %25 herkeste polip bulunuyor. Ama bilmiyoruz dönüşüm olacak mı olmayacak mı? O yüzden tarama testlerine girmemiz gerekiyor. Tehlike altında olabilirler ama tarama testiyle her şey çözülebilir. Ve bu polipin zemininde kanserleşmenin başlaması, polipin milimetrik aşamada oluşuyor ve sonra büyüyor dedik ki 10 yıllar alıyor. Yani bu 10 yıllar içerisinde biz bu kişiye tarama testi yapsak bu işi bitiriyoruz. Yani polip oluşmuş daha kanserleşmeden. Polipi oradan çıkarıyoruz, bitiyor. Yani kolon kanseri diye bir şey kalmıyor dünyada. Yani erken teşhis demiyoruz biz o yüzden buna. Kanserin önlenmesi diyoruz. Çünkü evet, polip aşamasında aldığımız için erken direkt teşhis... önlenmiş evet, oluyor. Evet, direktman kanser önlenmiş oluyor. Ama biraz önce de söylediniz ya, kanser bir dogma. Yani aman kanser olduğumu bilmeyeyim. Kansersem duymayayım, bilmeyeyim. Ama yani, çağımızın hastalığı hocam. Evet ama öyle, aslında bu geliyor. Yanlış bir kanı. Biz taramalarda kanseri yakalamıyoruz. Kanser olma olasılığını yakalıyoruz. Yani 10 sene önceden bir kişinin kanser olabileceğini bilip önlemek bir hediye aslında. Yani aman kanser olduğumu bilmeyeyim değil. Bu yanlış bir gerçek. İşte halkımız arasında birkaç... yanlış kanı var, birisi kansersem bilmeyeyim. Yok hayır, taramayla kanser olup olmayacağınızı bileceğiz ve önleyeceğiz. İkincisi, bıçak değerse yayılır. Evet. Yok aslında böyle bir şey. Elimize bıçak değiyor, ne yayılıyor? Evet. Yani, yani hangimiz parmağımızı yemek yaparken kestik de bir şeyler yayıldı. Yani bu bütün vücutta. Hepimizin başına gelmişiz, kesiyoruz da. Bu bütün vücutta aynı şekilde. Aha. İkincisi de işte yok tarama yaptırırsam iş çıkar. Bir hastama işte devlet hastanesinde tarama yaptırmak için maalesef hastalarımızı davet ediyoruz. Bir hastamı davet ediyorum, diyor ki evde eşim yatalak hasta, ona ben bakıyorum, aman tarama yaptıramam. Yani sanki tarama yaptırdığımız zaman biz onu alacağız hayattan. Yani artık eşine bakacak kimse kalmayacak. Aksinde kanı şöyle olması lazım. Ben eşime bakıyorum, benden başka kimse yok. Benim sağlıklı olmam lazım. Bütün taramalarımı yaptırmam lazım. Ama kanıya bakar mısınız? Evet. Tarama yaptıramam çünkü eşime bakacak kimse yok. Sanki taramada hemen, yani tarama dediniz ve eşittir kansermiş gibi. Kanser oldu, kenara ayırdık onu, bitti. Hayatla ilişkisini tamamen kestik. Önce bundan kurtulmamız lazım. Önce bundan kurtulmamız birazcık lazım. Birazcık işte belki etraftan duyduğumuz şeyler, bilgi kirliliği de olabilir vesaire. Yani tabii işte ki. O yüzden tarama testlerinin altını 10 kere, 100 kere, 1000 kere çizmek lazım. Evet. Yani bu çok önemli. Peki hocam, şimdi tarama testlerinden bahsedeceğiz. Ben şey de sormak istiyorum. Bu genetiklik var mı hocam aileden? Evet, bir takım risk faktörleri var kolon nedir kanserlerinde. Şimdi risk faktörlerini ikiye ayırabiliriz. Bir ailesel risk faktörleri, bir de genel olarak tüm toplumda gördüğümüz risk faktörleri. Mesela obezite. Obezite başlı başına bir risk faktörü. Evet. Obezite bütün hastalıklarda bir risk faktörü. Nedir? Obezite, fazla kilo dediğimiz zaman ne demek oluyor? Eşittir yanlış beslenme. Bütün, evet. Yanlış beslenme. Yanlış besleniyorsak eğer bütün hastalıklara kapı açıyoruz demektir. Hatta obeziteyi biz kolonda bir polip bulduk, işte takip ettiğimiz hastalarda bile hala risk faktörü olarak kabul etmeye devam ediyoruz. Obez olan hastaları daha sık izliyoruz. 50 yaş üstü, biraz önce söyledik. Başlı başına yaş bir risk faktörü. Ben çok sağlıklıyım, çok rahatım ama 50 yaşına geldim. Tamam, artık risk içindeyim. Mutlaka taramamı yaptırmam lazım. Bir taramadan geçilmesi gerekiyor. Geçilmesi gerekiyor. Yani ben bu taramaları yaptırıyorum. Yani ben doktorum, kanser olmayacağım. Yok böyle bir şey. Evet. Benim annem, işte babam kanser olmayacak, doktor annesi babası. Yok öyle bir şey. O yüzden öncelikle etrafımıza, yakınlarımızı aydınlatacağız. Sonra tüm toplumu, yani mutlaka kanser taramalarımızı yaptıracağız. Yine risk faktörlerinin arasında fizik aktivite yoksunluğu. O da aslında çağımızın hastalığı. Yani spor yapmıyoruz, spor yürümüyoruz. Spor yapmıyoruz, yürümüyoruz. İki durak öteye dolmuşla gidiyoruz. İki durak öteye özel arabamızı kullanıyoruz. Doğru hocam. Aslında gittiğim... Asansöre çıkıyoruz değil mi? Evet. Ya bir kat çıktığım zaman çok yoruluyorum. Yani çok tembelleştiriyoruz. Ya ben de yapıyorum, yapmıyor değilim. Eleştiriyorum kendimi ama ben de yapıyorum. Evet, haftada en az
işte 30 dakikalık 3 yürüyüş. Yani bütün kanserleri azalttığı kanıtlanmış ama işte maalesef belki gittiğimiz iş yerimize 2 durak önceden insek, 1 durak önceden insek bu bizim için bir aktivite olacak. Ama çocuklarımız da aynı şeyden muzdarip. Ellerimizde akıllı telefonlar, tabletler, sokakta maalesef oyun alanları yok değil mi? Maalesef. Eskiden belki oynuyorlardı, çıkıyorlardı. Artık çıkamıyor çocuklar maalesef. Da. İşte o yüzden yani fizik aktiviteyi ekstra planlamak gerekiyor. Gıda yine lifli gıdalardan düşük beslenmek ve işlenmiş gıdaları çok almak. Yine kolon kanseri için bir risk faktörü. Nedir hocam aktörü. Bu lifli gıdalardan düşük beslenmek dediğiniz şimdi, kısma giren? Mesela hazır fast food. Fast food, hamburger. İçinde hiç lif barındırmaz. Ekmek artı köfte. Ama diyelim bir fasulye yemeği. Zeytinyağlı bir fasulye yemeği. Yanında işte maydanoz, roka gibi yeşillikler almak. Bunlar tamamen sağlıklı besinler. İşte brokolidir, lahanadır bu tip besinler. Ama kolon kanseri maalesef zengin hastalığı diye geçiyor. Şehirlerde çok daha fazla görünüyor. Çünkü şehirler hazır gıdalara daha alışık. Köydekiler kendi yetiştirdiği ürünleri yerler. İşlenmiş gıda bir de. Evet, bir de evde vakitleri olup teyzelerimiz yapıyorlar yaparlar yemeklerini. Yani ama çalışan pişirirler. Anneler şimdi fazla olduğu için bu durumda vakit bulamıyorlar. Genelde mikrodalgada falan böyle ısınacak şeyleri daha çok. Yani bir de şu vardır, bir arkadaşım, aile dostumuz işte bir beslenme uzmanının sağlıklı diyeti özetlediği bir cümle bana zikretti. Reklamı yapılan hiçbir şeyi yemeyin. Evet, ben de duydum onu hocamdan. Ama çok güzel ben. Evet. O kadar güzel özetliyor ki sağlıklı beslenme. Evet. Reklamı yapılan hiçbir şeyi yemeyin. Evet. Yani bir domatesin reklamı yapılmıyor televizyonda bir maydanozun. Evet. Demek ki domatesle maydanozu yiyeceğiz biz. Evet. Bir de mevsiminde yiyeceğiz. Bu da işte bizim lifsiz sağlıklı beslenmede risklerden ve sigara, alkol. Yine her evet. Bütün hastalıklarda olduğu gibi sigara ve alkol başlı başına bir etken. Ketemlerde bunun içinde bizim çalışmamız var. Sigara bıraktırma polikliniklerimiz var. Ben de sigara bıraktırma doktoruyum. Kişi kendi başına sigarayı %1 veya 3 başarıyla bırakabilse bile biz ilaçlarla %90 oranlarına ulaşabiliyoruz. Halkımızı bu konuda da davet ediyorum sigara bırakma polikliniklerimize. Direkt bizlere ulaşabilirler veya 171'i aradıkları zaman onlar bizimle bağlantı kuruyor ve hasta adına bizden randevu alıyorlar. Peki hocam, vaktimiz kalırsa ben bunun detayını biraz daha size canlı yayında sormak isteyeceğim tabii ki. Seve en azından kesinlikle yani bu da önemli bir konu. Için, her hastalığın başı çünkü sigara, alkol dediğiniz gibi aslında. Bir de şu an benim için bir fırsat söz konusu. Yani ben bu mesajları vermek için can atıyorum halkımıza. Çünkü çok önemli şeyler bunlar. Çok önemsediğimiz şeyler. Peki hocam, gelelim, risk altındakilerden bahsedelim. Evet, şimdi ailesel faktörler. Şimdi ailesel faktörlerde diyelim ailede herhangi birinde kanser çıktı. Diğer aile bireylerini sık izliyoruz. Bunun da kuralı şu, bir ailede bir yakın akrabanda 55 yaşında kanser çıktıysa 10 yaş geriye gidiyoruz. 45'li yaşlardan taramalarımıza başlıyoruz. O zaman izleyicilerimiz de bu konuda dikkatli olsunlar, evet, değil mi? Yani ailede kanser çıkma yaşı, 50 yaşında kanser çıktıysa o kişinin 40 yaşında izlenmeye başlaması gerekiyor. Yani ailesel kanserler 10 yıl geriye giderek izlenmemizi gerekli kılıyor. Bizde kendimizde polip çıktıysa eğer, herhangi bir taramada polipimiz yakalandıysa bu da bir risktir. Çünkü bir kere vücudumuz polip yapmış, bir şeyler yanlış gitmiş, o hastaları da daha sık izliyoruz. Bazı iltihabi bağırsak hastalıkları var. Crohn, ülseratif kolit, belki isimlerini duymuşsunuzdur. Onlar da kanserleşme ihtimali fazla olabiliyor. Ama bu hastalar genelde şanslı. Çünkü hastalıkları nedeniyle doktor takibinde oldukları için bilinçli hasta grubunu oluşturuyorlar. Ve izlemleri de daha sık oluyor. İşte familial ailesel polipozis dediğimiz bir hastalık var. 10'lu yıllarda izlemeye başlıyoruz çünkü 30 yaşında kanserleşiyorlar. Ama bu hastalar zaten doktor elinde ve takip altında bilinçli bir grup. Onlar da herhangi sıkıntı yaşamıyoruz. Yani aslında Pınar Hanım, asıl sıkıntıyı biz ailesel olmayan grupta yaşıyoruz. Çünkü ailesel grup bir şekilde kanseri duymuş. Ve biliyor aslında. Ve biliyor tehlike ve uyarılmış. Demişler ki siz işte 40 yaşından itibaren veya 50 yaşından itibaren takip. Ama kanserlerin, kolorektal kanserlerin, bağırsak kanserlerin %90'ı diğer grupta çıkıyor. Hiç risk olmayan grupta, pat diye.
Hiç farkında değiller. Farkında olmadığı grupta çıkıyor. Ailesel olmayan grupta çıkıyor. O yüzden sağlıklı bireylerin toplum taramaları burada çok önem arz ediyor. Peki hocam nasıl belirtileri olur? Nasıl belirtiler verir? Nasıl hissedecek kişiler? Yani biz aslında belirtileri istemiyoruz. Neden istemiyoruz? Çünkü belirti verdiği zaman kanser ilerlemiş demektir maalesef. Diyoruz ki hiç belirti vermeden sağlıklıyken gelin taramalarımızı yapalım. Ama belirti verirse neler verebilir? En sık karşılaştığımız şey dışkılama karakterinin değişmesi. İşte haftada bir gün bir dışkılayan birinin bir anda ishale dönüşmesi veya sık sık dışkılamaya başlaması veya her gün dışkılama yapan birinin bir anda kabız olup işte 10 günde bir dışkılamaya başlaması. Yani dışkılama karakteri değişirse eğer bu mutlaka bir soru işareti. Peki hocam kabızlıkta bir soru işareti var mı? Tabii. Yani kabızlık aslında çok önem arz eden ama halkımızın çok geriye attığı bir semptom maalesef. Yani hatta bir vaka 45 gün kaka yapmamış dışkılamaya yani bu kadar ötelemememiz gerekiyor bunu. Yani bu olmaması gereken bir şey. Kabızlık ve ishal bizim öne ama genelde hastalar işte şöyle diyor. Ama bir şeyler yememişimdir, yemişimdir, öyle olmuştur. Yok değil. Semptomlarımızı önemsememiz lazım. Hele karakteri değiştiyse. Mutlaka gideceğiz. Kanama olabiliyor. Bu kanama gözle görülebilen bir kanama olabiliyor. Veya gözle görülmez de mikroskobik kanamalar olabilir. İşte kırmızı kan şeklinde çıkabilir. Veya gayıtanın rengini değiştirebilir. Yani işte kahve telvesi gibi koyulaştırabilir. Kırmızı kan çıkmaz da dışkıda kan görebiliriz. Karın ağrıları olabilir. Bağırsakta çünkü bir kitle yerleşiyor. Evet. O kitle bağırsağın geçişine, pasajına izin vermiyor. Kitle ele gelebilir muayenede. Yani bu şekilde belirti verebilir. Veya ne olabilir? Yani kişilerde iştahsızlık vesaire oluyor. İştahsızlık, kilo kaybı, yorgunluk bunlar genel kanser semptomları. Onlar gelişebilir. Ama maalesef kolon kanseri şimdi erken yakaladığımız zaman önleyebildiğimiz dedik ya erken teşhis etmediğimiz önleyebildiğimiz bir kanser ama belirti verdiği zaman dördüncü evre yakalarsak mesela yaşam şansı %5'e iniyor. Yani biz istiyoruz ki lütfen bu belirtiler olmadan bize gelin. Bu belirtileri hiç kilo kaybı olmadan bize gelin. İşte iştahsızlık, yorgunluk olmadan bize gelin. Taramamalarımızı yaptıralım. Yani istediğimiz çok önemli bir çok kısım. Çok önemli. Evet. Yani çok hocam. Önemli. Çünkü evet belirtilerden bahsetti hocam. Bu tarz belirtiler yaşıyorsanız da tabii ki hemen hiç vakit kaybetmeden gidin. Özellikle doktorlarınıza, uzmanlara müracaat edin ama o belirtiler olmadan da risk faktörü altında olabilecek yaş grubunu da söyledi hocam. Ve erkek kadın ayırt etmiyor aslında değil Hayır, mi bu hastalık hocam? Hayır kesinlikle. Yani biz diyoruz ki biz kanserin hiçbir türünden korkmuyoruz biz. Nedir? Kanser eşittir erken teşhistir. Yani eğer biz erken yakalayabiliyorsak kanserden korkmayız. Yani kanser bizim korktuğumuz bir hastalık değildir ama belirti verdiği zaman bu geç kalmış oluyoruz. Peki sevgili hocam biraz sonra bu taramalar ne acaba? Herkesin merak ettiği kolonoskopi kısmı var. Özellikle korkulan kısım ameliyatların şehir nasıl efsanesi. Oluyor? Evet onların hepsine değinmek istiyoruz. Müsaadenizle hocam kısa bir ara verelim efendim. Tamam. Aranın hemen sonrasında ikinci bölümde burada olacağız. Efendim kısa aranın hemen sonrasında birlikteliğimize ikinci bölümümüze devam ediyoruz. Sevgili hocam bizimle birlikte dedik KETEM'den özellikle Mart ayı kolon kanseri farkındalık ayı dolayısıyla ve ülkemizde en sık görülen kanser türlerinden biri olduğu için ve özellikle 50 yaş üzerinde daha sık görülüyor efendim. Belirtileri, tarama yöntemleri nelerdir ve önlenebilir bir hastalık kolon kanseri bundan bahsediyoruz sevgili hocamızla birlikte. İkinci bölümümüzde de aslında araya gitmeden önce kişideki belirtileri tabii belirti olmaması
dan önce hastaların müracaat etmesinin her zaman uygun olduğunu evet. sevgili hocam da dile getirdi az önce. Fakat belirtileri olursa nasıl belirtiler veriyor aslında? Bunu dinledik sizden ama kaçıranlar varsa bir kısaca bir tamam. daha alalım. Sonrasında hocam en çok merak edilen konu kolonoskopi. Yani tarama testlerinde neler var onları bir dinlemek istiyoruz tamam. size. Şimdi belirtiler dedik ya dışkılama kıvamının değişmesi, hı-hı. kabızlık veya ishal. Hı-hı. Zaman zaman ishal, zaman zaman kabızlık atakları, ağrılar olabilir. Hı hı. Bağırsak kanserinin bulunduğu yere göre hı hı. kanama olabilir. Hı hı. Veya işte sizin söylediğiniz gibi kişide bütün kanserlerde olduğu gibi yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı belirtileri hı hı. olabilir. Kramplar olabilir. İşte kramp tarzında yemek yedikten sonra ağrılar olabilir. Ama bizim istediğimiz yine söylüyoruz kanser eşittir erken teşhis, erken önleme, belirtiler çıkmadan kişinin tarama testlerinden geçmesi. Özellikle 50 yaşında da evet, ailede genetiklik varsa bir 10 yıl evet, öncesi geriye giderek tarama testlerinden geçmemiz. Bunu da unutmadan geçmemiz. Söyleyelim evet. çünkü genetik de olabiliyor, ailesel de olabiliyor. Evet. Şimdi hocam tarama testlerinden bir bahsedelim istiyoruz. Kalın bağırsak kanserinin önlenmesinde. Şimdi, neler, nerelerde yapılır özellikle? Evet, şimdi tarama testlerimiz çok basit aslında. Dışkıda gizli kanla başlıyor. Bizim hı hı. A'mız yani alfabemizin A'sı. Hı hı. Bu dışkıda gizli kan testi tüm ASM'lerimizde, ketemlerimizde, toplum sağlığı merkezlerimizde, her yerlerimizde var. Çok kolay ulaşılabilir. Hı hı. Kesinlikle hastalar bize geldiği zaman sıra beklemiyorlar. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. Ketem'deki tüm muayeneler ücretsiz. Yani sosyal güvencesi olanlardan da hastaneden bir ücret kesiliyor ya. Hı hı. Ketem'lerde bu kesilmiyor. Tamam. Yani hiçbir sosyal güvencesi yok. Kişi kimlik kartıyla bize gelsin. Hı hı. Biz onun mamografisinden ameliyatına kadar her şeyini o kimlik kartla yapabiliyoruz. Tamamen ücretsiz. Yani devletimiz bu konuda çok büyük öncelik evet, etmiş ve evet. çok da güzel bir şey. Gayıtı'da gizli kanda, dışkıda gizli kanda kişi işte gebelik testi gibi aslında evde de yapabiliyoruz. Eğer bize geldiği zaman dışkı verebilecek gibiyse hemen hı-hı. bir 5 dakikalık bir test. İşte dışkıya bir çubuğu batırıyor, suyun içinde çalkalıyor hı-hı. onu bir kart testte döküyor. Hı-hı. Orada çift çizgi çıkarsa pozitif demek, tek çizgi çıkarsa negatif demek. Bu kadar basit bir testle biz tabii ki o kişide problem olup olmadığını görebiliyoruz. Hı-hı. Dışkıda gizli kan testi pozitif çıktı. Eşittir kanser mi? Değil. Hı. Ama bağırsakta bir problem var. Yani dışkıda gizli kan testi pozitif çıkmışsa eğer bu kanser de olabilir, polip de olabilir veya ülser de olabilir. Hı hı. Bu kişiyi mutlaka araştırmamız lazım. İşte erken teşhis konulmuş oluyor evet, burada da değil mi? Evet, yani hatta bir genel cerrah arkadaşımız tecrübelerini paylaşmıştı. Dışkıda gizli kan çıkan 100 hastasına endoskopi ve kolonoskopi yaptıktan sonra İki tane bağırsak kanseri yakaladığı gibi iki tane de mide kanseri yakalamış. Çünkü hı-hı. midedeki lezyonlar da kanıyor. Evet. Ve dışkıda gizli kanla biz bunu yakalıyoruz. Hı-hı. Yani vücut tehlike var aslında evet, diyor değil mi hocam? Evet, alarm veriyor. Ya yani bu kadar basit 5 evet, dakikalık evet. bir testte biz ağzımızdan işte büyük abdest yaptığımız kanala kadar herhangi hı-hı. bir lezyonun varlığını o dışkıda gizli kan testiyle görebiliyoruz. Hı-hı. Kesinlikle periz gerekmiyor. Eskiden gizli kan testlerinde işte 3 gün hayvansal gıdaya öyle gel falan yok. Şimdi öyle değil. İnsan hemoglobinine duyarlı hı hı. bu testler. Anında hemen gelir gelmez dışkı verebilecekse testini yapıyoruz. Hastayı laboratuvara yönlendiriyoruz. İşte yaklaşık bir saat içinde sonuç çıkıyor. Sonucu beklemesine bile gerek yok. Hastaneye başka bir zaman geldiğiniz zaman gelin uğrayın bizden alın diyoruz. Hı hı. Yani hiç 5 dakikanızı ayırın hı hı. sadece. Test pozitif çıkarsa eğer ne yapıyoruz? Tarama koordinasyon merkezimiz var. Hı hı. Yine orada görevli arkadaşlarımız var. Onlara yönlendiriyoruz. Onlar hastanın randevusunu alıyorlar. Yönlendirmesini yapıyorlar. Çok yani hastayla ilgili bütün işler elinde hizmet. Yani caydırıcı hiçbir şey söz konusu değil. Benim gayıtıda gizli kan testim pozitif çıktı. Ama nereye gideceğim şimdi? Kime başvuracağım? Nereden? Yok öyle bir şey. Tarama koordinasyonundaki arkadaşımız koluna giriyor. Hı hı. Randevusunu alıyor. Doktorumuza teslim ediyor. Yani bu kadar basit. Ve daha bu, ne olsun? Evet, evet. Yani aslında daha ne yapalım değil mi? Siz halkımıza sadece başvurmak kalıyor. Topu da halkımıza atalım. evet, halkımıza evet, evet. sadece başvurmak kalıyor. Biz yani, sanırım kapıları çalıp elden tutup götürmediğiniz evet, kalıyor herhalde hocam. Evet, bir tek o kalıyor. Evet. Onu hastane içinde de yapıyoruz evet, aslında. Evet. Hastaneye başka bir sebeple gelen hastalarımızı tek tek ekip arkadaşlarımız geziniyor hastane içinde. Taramanızı yaptırdınız mı? Biz işte kanserleri 10 sene önceden yakalayabiliyoruz gibi.
gibi hastalarımızı kolundan tutup getiriyoruz. Tamam. Aslında onu da yapıyoruz. Gaitada gizli kan testi bu şekilde. Yani bize çok erken uyarı veren bir test. İkinci testimiz kolonoskopimiz. Şehir hocam, efsanemiz. Hocam herkes hemen şöyle yapalım şimdi, veya şöyle yapalım. Evet, kolonoskopi de böyle yapıyor hastalarımız. Çok ciddi sıkıntılı işte 3 gün önceden bir şey yenmeyecek, sıvı gıdalar tüketilecek, ameliyatlı mı olacak, ameliyatsız mı, ameliyattan nasıl uyanacağım, uyanabilecek yani, miyim, maalesef, çok ağrım olacak mı, sancım olacak çok mı? Çok ciddi korkuların bulunduğu bir test. Aslında öyle değil. 3 günlük diyeti var ama bazı merkezler diyet de yaptırmıyor şu an. Hatta şey diyor yani sabah kahvaltısını yapabilir, öğlen tavuğunu bile yiyebilir. Yani çünkü işte karbondioksit gaz vererek şişiriyorlar orayı, ondan sonra görüyorlar. Yani ama bizim şu an hastanemizde 3 günlük bir sıvı bazlı diyetimiz var işte çorbayla. Ama yararı çok yüksek. Tamam 3 gün belki sıvı bazlı besleniyoruz ama hayatımıza kattığı yararlar. Çünkü tüm bağırsak sistemimiz anüsten girilerek incelenmiş oluyor. Ve hiçbir böyle şimdi bizim şu gözle gördüğümüz gibi de değil. Ana ekranlarda kocaman görüyorlar. Yani milimetrik yapıları kocaman kocaman santimetre olarak görüyorlar ve hiçbir şeyi kaçırmıyorlar. Yani... Ve hastaların... Yani o diyet aslında onun için önemli. Evet, girip gördükleri zaman tertemiz görelim diye. Ama şey de yani şimdi mahremiyete de önem veriliyor. İşte önlük giyiliyor. Sadece ilk anüsten girilme aşamasında işte hemşire arkadaşımız giriyor. Ondan sonra zaten hastayla hiç ilgilenmiyorlar. Geri kalan bütün işler ekran karşısında yapılıyor. Çünkü ekran karşısında ilerleniyor o kameralı alet. Bütün bağırsağı geziyor. Şu kör bağırsak dediğimiz kısma kadar ince bağırsakla birleştiği yere kadar geliyor. Hatta biraz ince bağırsağı da geçiyor. O yüzden bütün bağırsağımızdaki en ufak lezyonlar incelenmiş oluyor. İncelendik temiz. Tamam 10 yıl rahatım. Çünkü poliplerin değişmesi 10 yıl alıyor. Dedi ki şu an bende bir şey yok. Oh 10 yıl kafamı dinleyeceğim. 10 yıl sonra tekrar bir kolonoskopi öneriyoruz. Yani peki hocam varsa ailede genetiklik varsa böyle 2 yılda bir tekrarlanma tabii olasılığı ki. Olanlar onlar da var. Onlar tabii ki. Şimdi bende polip çıktı diyelim. Ve bu kanseri... Alıyorsunuz onları. Aldım. Aldırdık. Yani bu patolojiye gönderdik, incelettirdik. Ne çıktı sonuç? Kanserleşme ihtimali yüksek bir polip çıktı. 2 yıl sonra tekrar kolonoskopi önerilebiliriz bana. Yine hastanın sağlığı için. Evet ama çünkü ben riskli bir grubum. Bir kere vücudum kanserleşme ihtimali yüksek olan bir polip üretmiş. Yani o grupları daha sık izleyebiliyoruz. Veya biraz önce dedim ya familyal ailesel polipozis diye bir hastalık var. Bağırsağın tamamı poliple kaplı diyelim. Yani bu tip hastalarda izlemleri hastaya göre ayarlarız. Ama hastaya baktık, polibi var, aldık. Hiç kanserleşmeyecek tip çıktı. 10 yıl sonra da bakabiliriz. Anlatabildim. Yani o yüzden ama ailede işte bir yakında kanser çıkmış. Ne zaman çıkmış? 55 yaşında çıkmış. Çok hızlı ilerleyen bir kanser çıkmış. Ha deriz ki bunu 45 yaşından itibaren 2 yılda bir izleyelim. Yani izlemlerimizin sıklığını kişiye göre arttırabiliriz. Ama genel popülasyonda tavsiye ettiğimiz 50-70 yaş arası 2 yılda bir dışkıda gizli kan, 10 yılda bir dışkıda gizli kan tamamen temiz çıksa bile kolonoskopi. Yani 51-61 yaş arası mutlaka bir kolonoskopi, 61-71 yaş arası mutlaka bir kolonoskopi ile takip. Yani kolonoskopide... Ne oluyor hocam? Bayıltılıyor değil mi aslında? Değil aslında. Şöyle söyleyeyim, narkoz değil, uyutma. Uyutucu bir ilaç veriyorlar. Derin uyku diyelim aslında. İşleminden önce hemen o uyutucu ilacı veriyorlar. Biz işlemi uykuda gerçekleştiriyoruz. Ve şu anki yöntemlerle işlemden sonra ağrı hissetmiyoruz. Giriyorlar, tüm bağırsağı işte kontrol ediyorlar, çıkıyorlar. Bu genelde 10-15 dakikalık bir işlem sürüyor. Daha sonra biz ayılma odasına geçiyoruz, uyanıyoruz. Oh ne güzel, hadi evimize gidebiliriz. Yani evimize gönderiyorlar. Bu kadar basit yani ama... Tıpta herhalde kolonoskopi kadar fayda yarar zarar işte ilişkisinde en yararlı yöntemlerden biri. Çünkü 10 sene sonraki bir yani bağırsağımızı 10 sene kontrol altına almış oluyoruz. Veya 10 sene bir şey çıkmayacağını garanti etmiş oluyoruz. Evet çok önemli bir çok kısım önemli. Aslında. Korkmamamız gerekiyor ama işte mahrem bölgenin muayenesi
bizim hastalarımıza hiç istenmeyen bir şey. Ama onu da söylediğim gibi tüm doktor arkadaşlarımız kendi annesine yaklaşır gibi yaklaşıyorlar veya babasına. Mutlaka. Çok mutlaka dikkat hocam, ediyorlar. Evet. 10 dakikalık bir uyku. Bir de sağlığınızla alakalı bir kısım. Artık bu kısımları da aşmış olmamız gerekiyor. Evet, yani bu korkuları bir kenara bırakmamız gerekiyor. 10 dakikalık bir uyku. Mahremiyetimize dikkat ediliyor. Kolonoskopi sonrası herhangi bir acı, ağrı duymuyoruz. Yani bunu yaptırmamız gerekiyor. Bir de sigmoidoskopi dediğimiz bir yöntem var. O nedir hocam? O da yine aynı anüsten giriyoruz kameralı bir aletle, ama onda temizlik falan gerekmiyor. Hemen dedik ya, bağırsak kanserlerin çoğu rektumda son kısımda yer alıyor. O 50 santimlik kısmı inceleyip çıkıyor hemen. Ama %50'sini bununla yakalamış oluyoruz. Çünkü genelde bağırsak kanserleri son kısımda yer aldığı için ve bu aletle de son kısma bakabildiğimiz için hemen hasta geliyor. Hiçbir temizlik yapmadan kameralı aletle gir. Uyutuluyor mu yine hocam? Tabii ki. Yani gir hemen 10 dakikada bak çık. Yani çok rahat şey yapabilirsiniz. Bu kişinin tercihine göre, isterseniz uymayabilirsiniz de. Yani bu ama genelde hastalarımız işte şu an kürtajdır, kolonoskopidir, o tip yöntemlerde uymayı tercih ediyorlar. Sigmoidoskopide de kanserlerin %50'sini yakalamış oluyoruz. Bu da yine tanıda, taramada kullandığımız yöntemlerden biri. Yani yine işte bu tip yöntemlerle sıfır, yani sıfıra indirdiğimiz bir şey söz konusu. Yani kanser olmadan erken yakaladığımız için. Kolonoskopi haricinde uygulanan bir yöntem yok ama, değil mi hocam? Var, yani şimdi sanal şeyler var, kolonoskopiler var, işte ilaçlı filmler var. Ama genelde bizim yaygın olarak kullandığımız kolonoskopidir. En net gösterecek şekilde, evet, yani değil mi? Evet, yani şimdi ilaçlı filmleri kullanırız, sanal kolonoskopi olabilir, işte film ilaç veririz, bağırsan işte şekli çıkarılabilir, ama bunlar şu an yaygın olarak kullandığımız dışkıda gizli kan ve bakanlığımızın önerdiği de kolonoskopi. Yani bizim ulusal kanser tarama standartlarımız bunlardan oluşuyor. Tabii farklı yöntemlerde kullanılabilir ama önerdiğimiz bu. Ve kişi için aslında en iyi olan, belirtilerini daha net hocalarımızın gördüğü kısım bu. Hocam peki, hiç istemesek de taramaları yaptırmadık. Yakalanırsa eğer bu hastalığa kişiler, belirtileri ne olacak? Yani tarama da yapılmadı. Böyle bir durum da tedavi, var ama. Tedavi değil mi? Tedavi aşamasına geçmemiz gerekiyor. Şimdi tanıyı bu belirtilerle koyuyoruz. Yani işte tanı hikayesidir öncelikle hastanın. Hasta bize gelecek ki diyecek ki büyük abdestimde kanama var. İşte veya dışkılama şeklim değişti, dışkılama alışkanlıklarım değişti. Tanı da öncelikle bir hikayedir. Hikayesini alırız hastayı. Daha sonra fizik muayenesini yaparız. Yani şuraya elimi koyduğum zaman bir kitle olması bile bizim için başlı başına bir belirtidir. Daha sonra işte diğer tanıma araçlarına geçebiliriz. Bu biraz önce söylediğimiz kolonoskopi tanıda da kullanılıyor. Yani taramada kullandığımız gibi şikayetleri olan bir hastanın tanısında da kolonoskopiyi kullanabiliriz. Rektal ultrason cihazları var. Yani anüs bölgesinden girip ultrason yapabildiğimiz cihazlar var. Yine onlar da kanserlerin %50'sini yakalayabiliyorlar. Eğer çıkımda bir kitle olduğuna dair bir hikayesi varsa hastanın veya muayenede, onu kullanabiliriz. Veya tomografi kullanılabilir tanıda. Yani tanı araçları çok. Yani şu an birçok tanı aracımız var. Bunların hepsi kullanılabilir ama yine defaatlarla kendimizi tekrar edip, bilerek tekrar ederek söylüyoruz, tarama çok önemli. Yani hiç bu tanı aşamasına, hiç şikayet aşamasına gelmeden erken tanı ve kanserin, poliplerin çıkarılmasıyla kanserin tamamen önlenmesi. Daha dönüşüm olmadan kanserin önlenmesi. Tedavi kısmında neler var hocam? Tedavi kısmı yine aynı bütün kanserler gibi. Eğer oradaki lezyon cerrahi olarak çıkarılabilecek gibiyse, metastaz yapmadıysa oradaki lezyonu cerrahi olarak çıkarıyor arkadaşlar. Yok metastaz yaptıysa işte radyoterapiler, kemoterapiler giriyor işin içine. Hiç istemediğimiz o bağırsağın dışarıya bağlanması, torbayla gezinme işin içine giriyor. Yani bir kolonoskopiden kaçmak nelere sebebiyet verebilir? Evet, yani kemoterapi, bir doz kemoterapi hiçbir tanı işlemine değişmem. Yani tarama işlemine değişmem. Çünkü hastalar kaşlar, saçlar dökülüyor, bulantılar, kusmalar. Yani hiçbir şekilde bunlara gerek kalmadan tarama yöntemleriyle biz bunu önleyebiliyoruz. Ama maalesef ülkemizdeki rakamlar
Taramaya halkımızın %20 veya 30'u katılıyor. Ve kanserlerin maalesef %50'den fazlasını ileri evrede yakalıyoruz. Bu kadar basit. Bir gayetada gizli kanla, dışkıda gizli kanla yakalayabileceğimiz bir lezyonun %50'den fazlası ileri evrede yakalanıyor. İleri evrede yakalanan hastalardaki sağaltım %5'ten ileriye geçmiyor. Yani biz varsayalım dönüşüm başladığında bile yakalamış olsak erken tanıyla %90'ların üzerinde yaşam şansı. Ama çok geç kaldığımız zaman çok şey kaybediyoruz. Tedavilere yani rağmen. Yani bu evreleri de var tabii değil mi tabii hocam? Ki, tabii son ki. Evre yani, birinci evre, ikinci evre, üçüncü evre, dördüncü evre. Dörtte yakaladık, %5'lere kadar düşüyor. Yani o yüzden tarama testlerini yine mutlaka altını çizmek gerekiyor. Bir de hocam maalesef dedik ya yani artık çağın hastalığı kanser rahatsızlığı ve insanlar kanser riskini farkında tarama yaptırmaktan kaçınıyorlar. Maalesef ki her tarz kanser çeşidi bütün için bunu söylüyorum. Maalesef ki birdenbire böyle çok sağlıklıydı, iyiydi. Birdenbire eyvah mahvoldu, ne oldu bu insana diyorlar. Evet. Ya da kendisi kişi. Çünkü ben çok iyiydim, birdenbire bir şey oldu. Çünkü çok sağlıklıyken gidip taramamızı yaptırmıyoruz. Tabii ki o kanser belli bir yerden belirti verecek. Yani sağlıklı bir insan giderken tak diye o kanserin belirtileri bir anda çıkacak, mecbur çıkacak. Yani bu aynı şekilde meme kanserinde de böyle söz konusu, rahim ağzı kanserinde de. Yani onlarda da süreç 10'lu 15'li yıllardı. Yani 10-15 yıl vücudumuzda kanser sinsi ilerliyor. Ondan sonra 15 yıl sonra sağlıklıydı, bir şey oldu. 15 yıl önce taramamızı yaptırsaydık bu iş olmayacaktı. Kolon kanserinde de öyle. Yani bir gayıtada gizli kan, hadi bırakın kolonoskopiyi. Yani gayıtada gizli kan testi 5 dakikalık bir test. Yani onu yaptırsaydık bu iş oluşmayacaktı. Peki hocam 50 yaş üzerinde daha sık görülüyor dedik ya, tamam ailedeki genetiklikten de bahsettik ama kaç yaşından itibaren aslında tarama yaptırmamız gerekiyor? Yani bilimsel olarak önerilen 50 yaş tüm dünya standartlarında ama Avrupa'da bazı ülkelerdeki araştırmalar, biz biraz daha diyette hayvansal gıdaları ve yağlıyı sevdiğimiz için Türklere 40'lı yaşlarda gayıtada gizli kan başlansa olur diyen otörler olmuş. Ama bizim ulusal tarama standartımız 40'lı yaşlarda başlamamış olsa bile 50 yaşında mutlaka, 50'ye girdi mi mutlaka bir gizli kan. Mutlaka bakılması gerekiyor. 50-70 yaş arası 2 yılda bir gizli kanla takip ediyoruz. Ama hasta gelebilecekse 2 yılı da beklemiyoruz. Her yıl yaptırın diyoruz. Ben bütün hastalarıma yılda bir çağırıyorum. Çünkü gayıtada gizli kanın bize maliyeti çok düşük. 1 lira gibi bir şey. Yani hayat kurtarıcı bir yöntem ve o sistemdeki bir arızayı bize gösteren bir yöntem. Yılda bir gelsinler, biz taramalarını yapıyoruz onların. Ama gayıtada gizli kan pozitif çıkarsa kolonoskopi bile yaptırsak yani çok şeyi önlemiş oluyoruz. Yani taramalarda çok şeyi önlemiş oluyoruz. Ya hayat kurtarıyoruz resmen. Peki sevgili hocam, şimdi kolon kanseriyle alakalı ekleyecek leriniz varsa izleyicilerimize söylemek istedikleriniz, onu alalım. Son 4 dakikaya mı girdik bir de? Hay Allah, aslında ketemde tarama yaptığınız diğer kanserlere de değinmek istiyorum. O zaman kolon kanseriyle alakalı söylemek istediklerinizi bir alalım hocam. Kısaca da ketemde yapılan diğer rahatsızlıklardaki şimdi kolon kanserini aslında ketemle birleştirebilirim. Yine mesaj vermek isterseniz, ne dersiniz derseniz tarama derim. Yani bütün kanserlerde aynı şekilde. Yani kolon kanserinde de, rahim ağzı kanserinde de, meme kanserinde de 10 yıllar öncesinden kimlerin kanser olabileceğini biliyoruz. Bu bizim için bir hediye. Ben her zaman hastalarıma bunu söylüyorum. Mesela rahim ağzı kanserine örnek vereyim. Bir mikrop var, vücudumuza giriyor. Bu mikrop girdikten 10-15 yıl sonra kansere dönüşebiliyor veya kanser oluşturabiliyor. Ama biz ketemlerde yaptığımız tarama testleriyle bu mikrobun vücuda girdiğini tespit ediyoruz. Ve diyoruz ki bu mikrop senin vücuduna girmiş, gel bunu kanser yapmadan önlemini alalım. Yani bunu yaptırmamak çok mantıksızdır. Hani biraz önce konuşurken de bir örnek verdik. Evet, elimizde bir sil var ve o sil 10 sene sonra kanserleşecek. Görmezden geleyim, olmaz böyle bir şey. Ben ona hiç bakmayayım, kolonoskopi yaptırmayayım, yok işte gayıtada gizli kan, ama bu sil dönüşecek. 10 yıl sonra bu sil kansere dönüşecek. Yani bunu aldırmamız lazım. Bunu beklersek ve bu kansere dönüşürsek bu
artık yani körlük, sağırlık her şeyin ötesine geçer zanneder. Yani göz göre göre bile bile evet, ilerlemiş evet, oluyoruz. Yani davetiye olur. Çıkarıyoruz. Evet, geldi bu, madem biz buna razıyız gibi evet, bir şey oluyor. Evet, meme kanserinde de aynı şekilde. 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlarda diyelim bir kanser vakası yakaladık. Bunun tomurcuğu nüvesi 20'li yaşlarda ortaya çıkıyor. Ya yani 20 yaşından 40 yaşına gelene kadar hiç mi hastaneye gitmedik? Hepimize görev düşüyor aslında. Yani mutlaka ayağımız burkulmuş gene gitmişizdir. Evet. Veya çocuğumuz hastalanmıştır gene gitmişizdir. Yani burada iki ayaklı. Yani bir sağlık personeli mutlaka başka sebeplerle hastaneye gelmiş olsa bile veya sağlık kurumuna taramaya yönlendirmesi lazım. İkincisi de kişinin hangi sebeple olursa olsun hastaneye gittiği zaman bu tarama kendine teklif edildiğinde reddetmemesi evet. lazım. Ya ben şimdi bunu yaptırmayayım işte çocuğum hasta. Ya 5 dakikada ona ayır. Yani aslında. Kendi sağlığınla alakalı iyi evet, olmazsanız çocuğunuza, ailenize, yakınlarınıza zaten bakamayacaksınız. Bakamayacağız. O yüzden yani biz hastalarımıza taramayı önerdiğimiz zaman bile redle karşılaşabiliyoruz. Yani bu çok acı oluyor. Çünkü ayağına kadar geldik, fırsatınız yakaladık. Sen hastaneye başka bir sebeplerle veya aile sağlığı merkezine gelmişsin. Bu şekilde gelmişken en azından o taramanı yaptır. Yani bize de çok büyük iş düşüyor sağlıkçılar olarak gelen hastalarımızı yönlendirme açısından. Halkımıza da çok büyük iş düşüyor. Gelmişken mutlaka veya lütfen tarama için gidin, evden çıkalım. Gidin evet, özellikle yani gidin lütfen. Yani hiçbir caydırıcı bir şey yok, sıra yok. Devlet hastanesinde değil mi biz, hocam? Evet, ketemler. Devlet hastanesindeyiz. Sıra hiç beklemiyorlar. Yani en fazla iki hastadır. Üçüncü hasta gelince ikinci masayı açarız. Yani hiçbir şekilde sıra beklemez. Pozitif çıkanın kolundan tutup kendimiz götürürüz. Yani hastanede git ne yaparsan yap demeyiz. Yani tüm Afyon halkımızı davet son ediyorum. Sözleriniz, evet, tüm Afyon halkımızı hocam. Davet ediyorum. Lütfen gelsinler. Lütfen taramalarını erken yaptırsınlar ve lütfen kanser olmasınlar. Yani bu program çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yani ketem için bizim için çok büyük fırsat. İnşallah bu program vasıtasıyla şöyle bir yerimizden kalkarız. İnşallah hocam. Lütfen kendi sağlığımız için duyarlı olalım evet, bence. Önemli evet. olan kısım bu. Önlenebilir kanser. Önleniyor. Sadece önemli olan bu kanserden olan ölmeyelim. Erken, evet, evet erken birazcık daha erken. Evet. Yaş aralıklarını da sevgili hocam aktardı. Tabii benim sormak istediğim daha birçok konu var. İnşallah yakın süreçte hocamı alacağız. Özellikle sigara bırakma polikliniği evet. çünkü her rahatsızın ona başı. Ona ayrı bir programda evet. değil mi? Geniş sigara geniş değinelim. Sigara dedik. Sevgili hocam o konuda da tekrar rica edeceğim. Güzel bir program tekrar bizi bekliyor olacak inşallah hocam. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza, ben yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Hepinize, ekip arkadaşlarınızı size de. Efendim kısa bir ara vereceğiz. İkinci saatte tekrar buradayız. Efendim kısa aranın hemen sonrasında birlikteliğimiz ikinci saatimizde canlı yayınımız Kanal 3 ekranlarında devam ediyor. İlk canlı yayın konuğumuzu uğurladık sevgili hocamızı. İkinci saat konuğumuzla 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle efendim. Bu arada sevgili hocam 14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun. Bütün doktorlarımızın da Tıp Bayramını kutluyoruz. Tıp Bayramı hakkında bilgiler alacağız sevgili hocamızdan. Ayrıca efendim biliyorsunuz ki artık dünyayı ve Türkiye'yi maalesef ki iyice tehdit altına alan koronavirüs. Bundan bahsedeceğiz. Koronavirüs nedir? Nasıl tedbirler almalıyız? Neler yapmalıyız? Özellikle üzerine vurgulanan kısımlar var. Risk faktörü altında olan gruplar var ve bu 14 gün kuralı dediğimiz bir kural var. Aslında sevgili hocamızdan bunların hepsini alacağız. Maske kullanmalı mıyız? Dezenfekte etmeye çalışıyoruz kendimizi. Özellikle üzerine basa basa mecbur kalmadığınız kısımlarda dışarıya çıkmayın diye yetkililer hep söylüyorlar. Bunların hepsini soracağız efendim. Bugün konuşmuş olacağız bu konuyu. Hemen takdim etmek istiyorum konuğumuz sizlere. Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe bizimle birlikte. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız teşekkür hocam? Ediyorum. Çok sağ olun. Uğraşıyoruz. Yoğun bir şekilde koşturuyorsunuz hocam farkındayım. Tekrar tıp bayramımızı kutlayarak başlayalım. Sizi tanıyarak bir başlamak istiyoruz hocam biz. Sonrasında tıp bayramı hakkında neler söylersiniz? Evet. Etkinlikler mutlaka ki yapıldı, farkındalıklar mutlaka ki ortaya konuldu. Bunlara da bir değinelim istiyoruz. Sizi tabii tanıyarak ki, başlayalım tabii sevgili ki. Hocam.
Ben yaklaşık 25 yıllık bir hekimim. Evet. Bu 25 yılında da afyon olmamama rağmen afyona ve afyon halkına hizmet ediyorum. 2 senedir de Afyon Tepe Odası başkanlığını yürütüyorum. Aynı zamanda Afyon Özel Park Hayat Hastanesi'nin tıbbi hizmetler direktörlüğünü yapıyorum. Bu sene maalesef 25. yılım olmasına rağmen böyle kötü bir zamanlamaya denk geldi. Maalesef. İşte koronavirüs tehdidi ciddi anlamda sizin de olduğun gibi bizim de gündemimize oturdu. O yüzden bu seneki 14 Mart bayramı da biraz buruk, biraz karışık, biraz soru işaretleri, kaygılarla geçirdik ama inşallah iyi tedbirlerle şeyler olacak. İnşallah. Güzel bir şekilde atlatmış olacağız. Çünkü 2020 herkes bunu söylüyor hocam. 2020 güzel gelsin istedik. Başlangıçta bir güzel geldi ama karşılaştığımız doğa olayları vardı. Maalesef. Depremlerle başladık. Şehitlerimiz vardı. Maalesef. Hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza, şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyoruz bizler de. İşte çığ altında kalan vatandaşlarımız yine şehitlerimiz oldu. Sonrasında tekrar deprem faciaları yaşandı. Uçak düşmeleri yaşandı derken yurt dışında başlayan koronavirüsle bir salgın yayılmaya başladı. Tüm dünyayı tehdit altına aldı. Bunu özellikle önemli bir şekilde değineceğiz sevgili hocamla. Yarın yine zaten sevgili Ömer hocamız da bizimle birlikte olacak Park Hayat Hastanesi'nden. Onunla da özellikle üzerine basa basa bu konuya değineceğiz. Evet, Türkiye'nin gündeminde, evet bütün ulusal kanallarda dahil olmak üzere televizyon kanallarının hepsinde, radyolarda hepsinde aslında bu konuyla alakalı bilgilendirilmeler yapılıyor. Bunu ciddiye almamız gerekiyor açıkçası. Kesinlikle. Bizim başımıza bir şey gelmez, hiçbir şey olmaz diye düşünmeyelim. Sadece korunma tedbirlerini elimizde bulundurduğumuz zaman en azından en zarar görmemiş bir şekilde bu virüsten uzaklaşalım istiyoruz tabii İnşallah. Ki bizler. Sevgili hocam, biraz sonra dediğim gibi değineceğiz. Türkiye'de de maalesef ki vaka sayısı son değerlendirmelere göre 47'ye sanırım çıktı. Evet. Bunlara da değinmiş olacağız. Tıp bayramı hakkında söyledikleriniz oldu. Bir tarihçesine de değinmek istiyoruz. Ve özellikle hocam sizin bir yılanlı ambleminiz var. Onun da anlamı nedir? Ona da bir değinelim istiyoruz tarihçeyle. Tıp bayramı Türkiye'de ilk defa Cerrahane 2. Mahmut döneminde 14 Mart 1827 yılında Şahsiyada başındaki Tulam Babacı konağında Tıphane-i Amire ve Cerrahane-i Amire adıyla kurulmuştur. Bu tarih Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı tarihtir ve o tarih itibariyle de 14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanır. 14 Mart Tıp Bayramı ilk defa 1919 tarihinde işgal altındaki İstanbul'da gerçekleştirildi. Bu kutlamanın önemi şu: o zaman tıbbiye 3. sınıf öğrencisi olan Hikmet Boran önderliğindeki tıp okulu öğrencileri işgali protesto etmek için toplandı ve bu harekete dönemin ünlü doktorları da destek verdi. Ve bu gösteriler tıp mesleği mensuplarının vatan savunmasındaki hareketi olarak başladı. O tarihten bu yana da 14 Mart Tıp Bayramı, geçen sene 100.sini kutlamıştık. Evet. Bu sene 101.si olmuş oldu. Geçen sene de bizim açımızdan bu anlamda önemliydi. Tıp Bayramı olarak kutlanıyor. Yılanlı amblemimiz var. Evet, bizim iki tane yılan asanın etrafında sarmal şeklindedir. Bugüne kadar mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Sağlıkla ilgili olan bütün branşlarda hep şey vardır. Yılan. Ya ağaç vardır, ya yılan vardır, dal vardır, bir kadeh vardır, etrafına yılan sarılmıştır. Eczacılıkta falan, veterinerlikte hepsinde böyle bir yılan ve ağaç olayı vardır. Bunların iç içe olması Yunan mitolojisine kadar dayanır. Eski zamanlardan beri kutsal olarak kabul edilen ve hemen her inanışta kendine yer bulan ağaç, asa ve yılan hayatı ve yenilenmeyi temsil ediyor. Yunan mitolojisinden gelen. Kökleri sayesinde hem toprağa tutunup hem de gökyüzüne doğru uzanan, hem altı hem de üstüyle bağı olan ağaç, deri değiştirip yenilenebilen, yenileniyor biliyorsunuz yılan. Yılan da gene aynı şekilde hem toprağa hem
yukarıya, üstüne doğru yaşayabildiği için iki alemle de bağlantısı olduğu düşünülür. Bu da insanın ölümsüzlük arzusuna ifade eder ve şifa anlamına gelir. Bu yüzden hep amblemlerde Yunan mitolojisinden beri yılanlar figür olarak kullanılmıştır. Peki sevgili hocam, şimdi hep duyuyoruz Hipokrat yemini. Evet. Onu da bir dinlemek isteriz. Hep doktorlarımızdan da duyarız biliyorsunuz. Evet, Hipokrat bizim için önemlidir. Evet. Ve hepimiz ufak tefek değişikliklerle mezun olurken Hipokrat yemini ederek mezun oluruz. Mesela doktorlarla ilgili bir olumsuzluk falan olduğu zaman da insanlar hemen şey der. Nasıl Hipokrat yemin etmişsiniz falan diye böyle bir gündeme gelir. Tabii bu bağlamda Hipokrat'ın kim olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hipokrat tüm dünyada pozitif bilimin kurucusu olarak adlandırılır. Yani bir nevi tıbbın babası olarak bilinir. Bundan neredeyse 2500 yıl önce, yani milattan önce 460 yılında Bodrum'un hemen karşısında İstanköy, şimdiki adıyla da Kos Adası, duymuşsunuzdur. Bu adada doğdu sanılmaktadır. Tıpla uğraşan bir aileden gelmiş, babası da Heraklides, o da zamanın ünlü hekimlerinden biri. Hipokrat gözleme ve deneye dayanan tıbbın kurucusudur. Yani gerçek anlamda bilimsel tıbbın başlaması. Çünkü daha önce biraz daha böyle hurafelerle, işte farklı yollarla, yöntemlerle tıp yapılırken artık Hipokrat akılcı ve bilimsel bir tıp uygulamasını gündeme getirmiştir. Hatta onun için Hipokrat için tıbbı dinden ayıran kişi de denilir. Çünkü o çağlarda dinsel ve felsefi öğeler daha ön plandaydı. Hastalıkların tanrıların gazabından ve tabiat üstü güçlerden kaynaklandığı gibi çeşitli inanışlar vardı. Ama bunların olmadığını, bunların gerçek olmadığını, din adamları sanki hekim tapınaklarda hastane gibi görülürdü. Ama hekimlik kehanete, büyüye ve fizik dışı güçlere inanılarak yapılıyordu. Hipokrat bunların olmayacağını gösterdi. Aslında Hipokrat yemini Hipokrat'ın kendisi tarafından değil de onun ekolüne mensup bir öğrenci tarafından 5. yüzyılda yazılı hale getirilmiş. 2000 yıldan beri de eğitimini tamamlayan her hekim mesleğini uygulamaya Hipokrat yemini ederek başlıyor. Ne var hocam içeriğinde, yani Hipokrat yemininde? Neden Hipokrat yemini? Şunlar var. Meslektaşlar arası ilişki, meslek hekim hasta ilişkisi, hekimin bir hoca ilişkisi, bizi yetiştiren hocalarımıza ilişkisi. Yani deontolojik ve etik kuralları içeren, hasta haklarına saygılı, insana saygılı olmak, işte bir üst seni yetiştiren hocalarına saygılı olmak, bir hekim arkadaşına saygılı olmak, aslında içeriğinde bunlara saygılı olacağına ve bunları bize öğretilen tıbbi kuralları yaparken, yerine getirirken, bunların çerçevesinde yapacağımıza, herhangi bir menfaat gözetmeyeceğimize, hiçbir şekilde işte başkasının hakkını, hukukunu çiğnemeyeceğimize dair aslında tamamen değerlerle donatılmış bir yemindir. O yüzden güzel bir yemin aslında. Evet, değerli bir yemin aslında değil mi sevgili evet. hocam? Peki hocam, şimdi Tıp Bayramı dolayısıyla nelere değinmek istersiniz? Evet. Daha sonra biz diğer konumuza da geçeceğiz. Ben şey de söylemeden es geçemeyeceğim. Maalesef ki zaman zaman şiddet olaylarıyla her kesimin karşılaştığı gibi doktorlarımız da karşıya geliyor. Hasta yakınları tarafından maalesef ki mağdur duruma düşen doktorlarımız da var. Ocan havliyle insanlar ne yapacağını şaşırıyorlar belki ama farklı
maalesef ki zoraki durumlara sokan kişiler de var. Tam telaffuz edemiyorum, düzgün seçmeye çalışıyorum cümleleri. Evet. Ama şimdi şiddete de maruz kalabiliyor doktorlar maalesef. Da yine. Siz eminim ki bu konulara da değineceksiniz. Neler söylersiniz? Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle. 14 Mart'ta aslında bizim kutlamanın yanında hekimlerin sıkıntılarını, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sıkıntılarını, karşılaştıkları problemleri, bunlarla ilgili arayışımızı da dile getirmeye çalıştığımız bir platform da bizim için oluşmuş oluyor. Tabii bunların içinde söylediğiniz sağlıkta şiddet, sağlıkçıya şiddet çok çok ön planda. Yani biz hep diyoruz ki size şifa olmaya çalışan ellere, size yardımcı olmayan çalışan ellere, kişilere el kaldırmayın diyoruz. Bakın yani en basitinden şunu söyleyeyim. Şu anda biliyorsunuz birçok kurum izinli, birçok kurum kapalı. Ama gidin doktorlar, sağlık çalışanları hepimiz el ele çalışıyoruz. Ve inanın bana ben bulunduğum hastanede de yöneticilik yapıyorum. Bir arkadaşım bile gelip işte benim çocuğum küçük, benim işte evde şunum var, benim bunum var, ben gitmeyeyim. Bakın okullar kapatıldı, herkesin evlerinde çocuklar. Belki çoğunun bakıcısı var, yok. Biz diyoruz dedelere, ninelere teslim etmeyin, onlar risk altındalar falan. Ama inanın bana herkes yardımcı olmak için, üstüne düşeni yapmak için çalışıyor. Ya da hiç mi hasta olmuyorsunuz hocam? Siz yani, yorgun düşmüyorsunuz. Tabii. Hele şu günlerde hani insanlar bir şeylerin mücadelesiyle uğraşırken biz devamlı toplantılar yapıyoruz. Yeni gelen haberlerle bir araya gidiyoruz. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Bazen saatler sonra evimize gidiyoruz. Belki uyku uyumuyorsunuz hocam. Uyku uyumuyorsun. Sabah erken yatsan bile o yastık sana batıyor. Evet. Çünkü kafanda bin bir türlü sorular ve senden çözüm bekleyen insanlar. O yüzden gerçekten yani sadece birazcık saygı, birazcık vicdan. Bu hiç kimse, hiçbir insan, hele bir hekim, Hipokrat yemini etmiş bir hekim, asla bir hastasına, bir hastasının yakınına bilerek ve isteyerek kötülük yapmak istemez. Zaten öyle bir şey olsa biz kendi annemizi babamızı hep yaşatırız. Ne bileyim kendi etrafımızdaki insan. Böyle bir zaten şey yok. Zaten hayat kurtarmaya çalışıyorsunuz hocam. Yani, o hayat kurtarma evresinde de maalesef ki hasta yakınları da evet onları da anlıyoruz ama biraz daha duyarlı olmaları gerekiyor. İnanın bana bakın 14 Mart'ın çıkışı da budur zaten. Hı-hı. Hekimler her zaman ülke sorunlarına karşı hep duyarlı olmuşlardır. Ve bu duyarlılıkta savaşta, depremde, yangında, selde her zaman hekim ve sağlık çalışanı hep ön plandadır. Hep herkesten önce orada olurlar. Biz her zaman cami olarak bağımsızlıktan, barıştan, özgürlükten, sevgiden hep bundan yana olunmuştur. Yani siz hiçbir şeyin içinde hekimi bulamazsınız. Yani bir kargaşanın. Biz tam tersi çözümleyici, düzenleyici hep bu rollerde olmuşuzdur. Aynı zamanda bizim Hipokrat yeminden dolayı bizim meslek değil yaptığımız şey bir yaşam şeklidir. Neden yaşam şeklidir? İşte siz şurada çıktığımızda belki dersiniz ki Alev Hanım sizi görmüşken benim şuram ağrıyordu, annemin şunu vardı, babamın bunu vardır. Yani bizim mesleğimizden soyutlanmamız gibi bir şey mümkün değildir. Hocam bir de çok ciddi bir eğitim alarak zaten. Evet. Buralara geliyorsunuz. Öyle de bir durum var. Normal üniversiteler 4-5 yılken sizde farklılaşıyor bu. Sayılarınız artıyor 6-7 yıl. Çok ciddi sonrasında işte yüksek lisanslar, doktoralar yine aynı şekilde hekimlik her insanın herhalde yapabileceği bir sanatta değil yani icra edebileceği bir meslekte değil.
biz bir kan görmeye dayanamıyoruz. Siz neler neler görüyorsunuz? Evet. Ben zaten mesela bazen arkadaşlar geliyorlar, işte benim oğlum, kızım doktor olmak istiyor. Ne dersin, önerir misin falan. Ben hep şunu söylüyorum. Gerçekten seven insan, insanı seven insan, mesleği seven insan onlar yapmalı. Çünkü gerçekten zor bir meslek. Çok fedakarlık istiyor, çok özveri istiyor ve yazı çizi işi olsa inan bana arkanızı dönersiniz, yarın yazarım dersin. Ama bu böyle değil. Orada sizden şifa bekleyen insanlar varken sen arkanı dönüp gidemiyorsun. Bazen bir ameliyat, bir cerrah için, bir kalp damar cerrahı için, bir beyin cerrahı saatlerce süren. Ameliyatta kalıyorsunuz hocam saatlerce. Çıkmıyorsunuz. Yani o yemek yemiyorsunuz, aynen. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Kesinlikle. Ailenizden haber alamıyorsunuz. Sizin de tabii ki eşiniz, kesinlikle, dostunuz, aileniz ve çocuklarınız var. Hiçbirinden haber alamıyorsunuz. O an acil bir durum olsa siz ameliyattasınız. Kesinlikle. Tamamen kapanmış bir şekilde. Böyle bir saatlerinizi veriyorsunuz. Yani bunun inanın bana işte... sizden şifa bekleyen insanların şifa buldukları zamanki o mutluluk, o gülümseme, o içtenliğin hiçbir şeyle karşılığı olamaz. Bunun ne bir parayla karşılığı, hiçbir şeyle karşılığı olamaz. Manevi hazzı daha başka değil mi? O çok farklı bir şey. Yani yeri gelir onlarla oturur ağlarsınız, yeri gelir onlarla gülersiniz, bir aile olursunuz, siz onların bir parçası olursunuz. Çoğu hekim arkadaşın, hele kronik hastalıklarda bu şekilde çok ciddi bağlantıları, bağları olur. Siz onların hayatının bir parçası olursunuz. Bunlar çok güzel şeyler Pınar Hanım. Ama tabii ki biz de istemeyiz hiçbir hastamızın başına olumsuz tabii bir şey gez. Çünkü o bizim emeğimiz, o bizim zamanımız, o bizim ailemizden çaldığımız vakit, o bizim fedakarlığımız, özverimiz. Biz onun en iyi şekilde olmasını isteriz ama sonuçta takdir ilahi denilen bir şey var ve bazen ne kadar isterseniz isteyin bazı şeylerin önüne geçemiyorsunuz maalesef. Yani olması gereken varsa o kısım olabiliyor açıkçası. Tabii saygınlığın bu şekilde mesleğe olan saygınlığın azalması inanın bizleri üzüyor ve ister istemez bakın insan hekimler de bazı şeylerde tereddütle yaklaşmaya başlıyorlar. Risk almamaya çalışıyorlar. Mesela tıpta uzmanlık sınavlarında şu anda eskiden ben 25 sene önce mezun oldum. Mezun olduğumda en ön sırada olan cerrahi branşlar, kadın doğum, genel cerrahi bunlar şu anda tıpta uzmanlık sınavında en alt sıralara düştü. Çünkü insanlar hastaları ve hasta yakınlarının tarz, tavır ve tepkilerinden dolayı risk almamaya çalışıyorlar. Riskli olmayan branşları seçmeye çalışıyorlar. Bakın bu çok ciddi bir alarmdır. İki gün sonra çocuğunuzu ameliyat edecek doktor bulamayabilirsiniz. Ananızı babanızı ameliyat ettirecek doktor bulamayabilirsiniz. O yüzden halkımızda, insanlardan özellikle rica ediyorum. Onurlu bir meslek yapıyoruz, ulvi bir meslek yapıyoruz. Kesinlikle. Lütfen mesleğimize saygı, hekimlere saygı, sağlık çalışanlarına saygı. Ve kişileri sağlığına kavuşturmaya çalışıyorsunuz. Aynen, bu çok aynen, önemli bir şey. Kesinlikle. Dediğimiz gibi kendisi belki hasta, dinlenmedi, yorgun. Ailesinde elbette ki doktorlarımızın da hasta olanlar var. Ya da kendileri rahatsız ama ona rağmen canla başla mücadele ediyorlar. Allah muhafaza elimiz kesildiği zaman bile bir şey oldu hocam ne oldu ya da başım çok ağrıyor diye hemen size koşuyoruz. Kesinlikle. Allah başımızdan eksik etmesin. Teşekkür sevgili ediyoruz. Hocam. Müsaadenizle bir kısa ara vereceğiz. Tabii ki. Sonrasında efendim Türkiye gündemine ve dünya gündemine oturmuş olan koronavirüse özellikle değineceğiz. Kısa bir ara ardından buradayız. Efendim kısa aranın hemen sonrasında birlikteliğim son bölümümüzle devam ediyor. Hem 14 Mart Tıp Bayramı ile alakalı hem de
Dünyayı ve Türkiye'yi artık tehdit altına almış olan koronavirüs vakasıyla alakalı, hastalığıyla alakalı, virüsle alakalı özellikle önemli bilgiler alacağız dedik. Konuğumuz Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Doktor Alev Türe. İkinci bölümümüzde de sevgili hocam son olarak dediğimiz gibi vaka sayısı 47 olarak biliyoruz. Son açıklamaları yine sizden isteyeceğiz. Gündem koronavirüs. Koronavirüs nedir? Sevgili hocam ne yapar? Kişiye nasıl bulaşır? Bulaşı araçları nedir? Nasıl korunmalıyız? Tedbir nasıl olmalı? İnsanlara 14 günlük bir kural uygulanıyor. Aslında uyulması gereken, risk altında olan kişiler kimler? Bunların hepsini tek tek dinlemek istiyoruz hocam size. Öncelikle gerçekten hani tüm halkımızın kulaklarını açıp çok dikkatli bir şekilde dinlemelerini özellikle rica ediyorum. Bunu bir hekim olarak rica ediyorum. Bir insan olarak rica ediyorum. Bir anne olarak rica ediyorum. Bir evlat olarak rica ediyorum. Çünkü bunların devam edebilmesi için, bu saydığım özelliklerin devam edebilmesi için hepimizin alınması gereken tedbirlere, önlemlere uymamız kesinlikle şart. Bakın söyleyeceğim şeyler gerçekten çok net. Yani en ufak bir açık kapısı yok söyleyeceğim şeyler. O yüzden ilk önce ben size koronavirüs nedir, ne yapar bununla ilgili bilgi vereyim. Lütfen hocam. Şimdi biz hekimler bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan, gecemizi gündüzümüze katan insanlarız. Ben şimdi bu anlayışla konuşmamı yapacağım. Gerçekten de bir canı kurtarmak bizim için bütün insanlık. Bakın bu koronavirüs de gerçekten daha da net olarak ortaya çıktı. Koronavirüsler soğuk algınlığından bizim Orta Doğu solunum sendromu dediğimiz ağır akut sendrom gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan bir virüs. Koronavirüsler bizim zoonotik dediğimiz yani hayvanlardan bulaşarak insanlara geçen virüslerdir. Biliyorsunuz ilk defa Çin'in Wuhan şehrinde 31 Aralık 2019'da etiyolojisi bilinmeyen yani sebebi bilinmeyen zatüre vakaları ortaya çıkmaya başlandı. Bunun da Wuhan'ın güneyindeki Güney Çin Deniz Ürünleri şehir pazarı da farklı hayvan burada farklı hayvan türleri satan bir toptan balık ve canlı hayvan pazarı var. Burada çalışanlarda daha çok olduğu görüldü. Buradan yola çıkarak bunun etiyolojisinin gerçekten yani sebebinin bir hayvandan bulaştığı işte bunun da bir yarası olduğu sonra gibi. Yılan dediler bir sonra hocam. Yılan. Yani ama şu bir gerçek ki hani canlı hayvan pazarından bulaşan bir hastalık ve Çin'in beslenme şekliyle alakalı olan bir durum. Ama bu bizim evlerimizde beslediğimiz evcil hayvanlarla alakalı bir durum değil değil mi hocam? Onu da bir yenilen, ayıralım. İnsanlar da bir bunu özellikle ayırt etsin. Evcil hayvanlara karşı bakışta çünkü böyle başka bununla yerlere doğru gitti. Bununla alakalı bir şey değil. Bakın yeme alışkanlığıyla alakalı. Bunun altını net çiziyorum. Bu vakalarda ne görüldü? Bu pazardaki çalışan kişilerde, gelişen zatürelerde. Özellikle ateş. Bir solunum güçlüğü. Sonra bunlarda filmleri çekildiği zaman iki taraflı akciğerde ciddi zatüre görüntüleri, öksürük. Bunlar gittikçe de bu tarihten sonra sayıları da hızla artmaya başladı. Sonra ne oldu? Tabii ister istemez bunlar sağlık kurumlarına gidince bunlar sağlık çalışanlarda da hızla artmaya başlandı. Hastalık insandan insana bulaşma özelliği taşıdığı için hızla da yayıldı. Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Yani öksürdüğünüzde, hapşırdığınızda, hatta konuşurken yayılan damlacıklarla, damlacık yoluyla yayılıyor. Bunun içinde
Sonra da kişilerin damlacıklara elleriyle temas edip işte ellerini ağzına götürmesi, burnuna götürmesiyle veya gözüne götürmesiyle, göz mukozasından da temas ile bulaş gittikçe artmaya başlıyor. Semptom göstermeyen, yani herhangi bir şekilde bir bulgusu olmayan kişilerde de solunum yollarında virüs tespit edilebiliyor. Herhangi bir hastalık yapmıyor ama kişide virüs olabiliyor. Ancak işte dediğim gibi esas bulaşma hasta bireylerden. Kişi hastaysa bulaştırıcı vasfını kazanmış oluyor. Çin'deki olgular incelendiği zaman bunların genellikle hastalık yapma süreleri 5-6 gün veya 2 ile 14 gün. Hani bizim bu 14 gün buradan geliyor. 14 güne kadar kişi hastalık yapabilme özelliğine sahip oluyor. Bulaş özelliğine. Koronavirüsün etkeni olan virüsün adı, hani tıptaki adı COVID-19. Bunun bulaştırıcılık süresi kesin olarak, net olarak da bilinmiyor ama semptomların görüldüğü, yani kişide hastalık belirtilerinin görüldüğü dönemden 1-2 gün önce başlayıp hastalık belirtilerinin kaybolmasıyla sona erdiği düşünülüyor. Bunlar genel olarak da dış ortama karşı çok dayanıklı olan virüsler. Dış ortama karşı dayanıklı olmaları da bizim işte hijyen olayımıza dikkat etmemiz için çok önemli. Evet. İşte hapşurdu, öksürdü, neyse bir yerlere bulaştı. O temas ettiğin yüzeyler var. O yüzden ben şu anda şöyle bir şey görüyorum. Hani insanlar, zaten Türk halkı temiz. Belki bizim bu gerçekten ciddi bir el yıkama alışkanlığımız var. Çocukluğumuzdan belli gelişen, işte yemekten önce yıka, yemekten sonra yıka, işte tuvalet alışkanlığından önce sonra mutlaka. Bizim gelenekselleşmiş bir hijyen, temizlik anlayışımız var. Zaten işte abdest alınır 5 vakit, o şekilde de olur. Bunlar bizim işi kolaylaştıran veya korunmamızı sağlayan etmenler oldu. Şimdi biz ne yapacağız? Yani tamam, şu anda birincisi şu gerçeği bir kabul edelim. 47 vaka Sayın Sağlık Bakanımızın açıkladığı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sayın Fahrettin Koca'nın devam ettirdiği, bu başlattığı koronavirüsle ilgili çalışmaları takdir ediyoruz. Gerçekten zamanında alınması gereken önlemler alındı. Daha uyanık davranıldı. Hep örnek veriyoruz. Bir İtalya örneği var önümüzde. Onun İtalya'da yaşananlar çok geç belki önlemler alındı. Üzücü şeyler oldu. Ama şu var. Hükümetimiz yoğun bir çalışma içinde. İllerde Sayın Valimiz, Sayın İl Sağlık Müdürümüz, Halk Sağlığı, hepsi gerçekten yoğun bir çalışma içinde. Bazen bizleri de olağanüstü toplayıp umumi hıfzı sağ kararları alıyoruz. İnsanlar böyle çalışırken, çabalarken halkımızın tek yapması gerekenler evlerinden çıkmamaları. Bu çok önemli hocam. Gerçekten bu nokta var ya, o kadar önemli ki. Bakın şimdi ben size şöyle, aslında bu hep kibrit çöpleriyle örnek veriliyor da ben size şöyle bir örnek vereyim. Parmaklarımı kibrit çöpü sayın. Şurada bir ateş yandı. Yan yanayız. Bu ateş bu parmağıma geçecek. Bu ateş bu. Bakın şu ortadan kalktığı zaman buradaki ateş buna geçmeyecek. Kırdım. Ben evimden çıkmayarak, sosyal hayatımı kısıtlayarak kırdım. Fazla bir şey istenmiyor. İnsanlara deniyor ki, özellikle 60 yaş üstü ciddi olarak risk altında. Çünkü bir 60 yaş üstü hem
bağışıklık sistemi düşük. Hem 60 yaş üstü insanlarda ekstra hastalıklar var. Diyabeti var, hipertansiyonu var, kronik rahatsızlıklar var, kronik rahatsızlıkları var. Ciddi sıkıntılar yaşayan hastalar var. Bir de üstüne okullar tatil oldu. Evet. Şimdi yaşlılarımız çocuklara bakar oldu. Yani hani biz mümkün olduğunca bakmamalarını istiyoruz ama bakıyorlarsa bile dışarı çıkmasınlar. Yani çocuklarla beraber evde. Buradaki olay ne? Hasta bireylerle karşılaşmama. Biz bunu sağlamalıyız. Bakın kimin hasta olduğunu bilemezsiniz. Kesinlikle hocam. Ne dedim size? Semptom olmasa bile kişinin sekresyonlarında bulaştırıcılık olabilir. Kişide bu virüs olabilir. Bu belki bende bir şey yapmaz ama bağışıklık sistemi düşük olan bir insanda hastalık sebep olabilir. Bir de biz iyilik yapmıyoruz. İşte dolaşarak, yani iki hafta sosyal yaşantımızı kısıtlamalıyız. Biz birilerini ziyaret ederek, birilerine iyilik yapmıyoruz. Belki taşıyıcılık yapıyoruz, belki o insana zarar vereceğiz. O yüzden bizim dışarıya çıkma olayını insanların çok ciddiye alması gerekiyor. Ya ben şurada bir bakkala gidivereceğim, şurada bir markete gidiveririm. Yok böyle bir şey. Bakın, çoluğunuz çocuğunuz varsa alışverişinizi onlar yapsın. Çok doğru söylüyorsunuz. Komşularınız varsa komşularınıza rica edin, alışverişinizi onlar yapsın. biraz becerebiliyorsanız sanal marketler var, sanal marketleri doğru kullanın. Ama gerçekten dışarı çıkmayın. Bir ebeveyn bir aile için ne kadar önemlidir? Çocuklar da bu gözle ailelerine, ebeveynlerine bakmalı ve hani bizdeki şu şey var ya, ya beni mi gelip bulacak? İşte bana bir şey olmaz. Ya bulursa, ya gelirse. Ki mutlaka umarımız öyle bir şey olmaz. Ama sonuçta Türkiye'de artık bakkallar var. Evet. Hangi ilimizde var o açıklanmıyor ama bakanlarımız tarafından da. Tabii Cumhurbaşkanımızın yapacağı bir açıklama da olacak elbette ki. O doğrultuda neler değişecek ona da bakacağız. Bu arada işte birçok mekan kapatıldı. Gece kulüpleri, alkollü mekanlar, işte özellikle insanların sık bir arada bulunabileceği işte tiyatrolar, gösteri merkezleri, toplantılar. Olağanüstü bir durum olmadıkça insanların toplu halde bulunmaları kesinlikle aslında yasaklandı. Bunu birazcık demeyelim de tabii ciddi bir doğrultuda ilerliyoruz. Ciddi bir şey ama biz bunu dediğiniz gibi herhalde ya bizi mi bulacak, nereden gelecek, fazla efam yapmayalım, panik yapmayalım. Evet, mevzumuz panik yaptırmak değil kimseye tabii ki ama gerçekten ciddi bir virüsle mücadele edildiğini gözler önüne seriyor zaten Sağlık Bakanımız da söyledi. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Mesela hocam şey yapılmış, bu çok güzel bir şey. Bazı sosyal medyada belki gördünüz, bir kadıncağız yazmış işte ben üst kattaki komşunuzum, 60 yaş ve üzerindeyseniz eğer lütfen bana söyleyin, ben her türlü alışverişinizi getireceğim. Ne siz güzel. Yeter ki dışarıya çıkıp da tehlike altına girmeyin. Çünkü yaşanan vaka sayılarında belki biz bunu görmedik, Allah korusun, inşallah Türkiye'de de görmeyiz. İnşallah. Ama yurt dışında yaşanan olaylara baktığımız zaman hocam solunum yetmezliğinden bahsediyorsunuz. İnsanlar solunumları yetmeyerek can veriyorlar maalesef ki ve peş peşe ölüyorlar. Maalesef. Ciddi bir boyutta bir virüs. O yüzden bunu böyle göz ardı etmememiz gerekiyor. Kesinlikle. Bizler de elimizden geldiğince 60 yaş ve üzerinde yakınımızda insanlar varsa lütfen bize söylesinler, rica etsinler ya da biz kapılarını çalalım. Değil mi hocam? Alışverişlerini kapılarını yapalım aslında. Kapılarını çalmayalım da telefonla. Telefonla arayalım. Telefonla arayalım. Bunu fırsatçılığa dönüştürenler maalesef, de var hocam. Onu maalesef da rica edeceğim sizden. Şimdi şunu tekrar üstünden geçeyim. Bir gerçekten mesela yediğimiz işte gıda hijyenimize dikkat edelim. Vücut direncimizi yükselten şeyler makarna ekmek değildir. Vücut direncimizi yükselten şeyler taze gıda sebze meyvedir. Probiyotik olan yoğurttur, yumurtadır, proteindir. Biz bunlara yönelelim vücut direncimiz açısından. Balkonlara çıkıp temiz havamızı alabiliriz. Sıkıntı yok. Temiz havamızı alalım. Hatta ev ortamı uygun olan kişilerde açık havada şöyle bahçede yapacakları
Bir 15-20 dakikalık gezilerin de bir şey yok ama insanlarla temas etmeyecek şekilde. Buna dikkat edelim. Ya ne dedik? El hijyeni. Biz gerçekten elimizi yıkamayı bilip bilmediğimizi şu anda test eder hale geldik. Evet, biz elimizi en azından 20-30 saniye boyunca el bileklerimizi de kapsayacak şekilde, parmak aralarımızı da alacak şekilde çok düzgün bir şekilde yıkamalı. Şu şekilde evet, değil mi hocam? Evet, şöyle. Evet, çoluğumuza, hatta çocuğumuza da. Hatta dirseklerimize kadar yıkayın diyorlar. Evet, bunu öğretmeliyiz. Hı hı. İşte öksürme, hapşırma sırasında, bakın şeyi karıştırmayalım. İnsanlar öyle bir hale geldi ki hapşırdığında korona mı? İşte öksürdüğünde hayır. Hı hı. Yani bu çok farklı. Ama biz gene de hani olması gereken şey budur zaten. Bizim hep kültürümüzde vardır biliyorsunuz, öksürdüğünde, hapşırdığında peçeteyle veya peçete yoksa biz ne diyoruz? Evet. Bu şekilde, etrafa saçılmasını önleyecek şekilde bu şekilde elinize hapşurduysanız onu hemen yıkayıp hemen ya da değil mi dezenfekte lazım. Özellikle işte bulguları, ateş, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı gibi şeyler olduğunda bunların ellerimizin daha sık yıkanması, kalabalık yerlere girilmemesi, ağız ve burun, yani girmek zorunda olduğumuz, ki bence lütfen olmasın, girmek zorunda olduğumuz bir kalabalık olmasın, ağız ve burunun kapalı tutulmasına dikkat hocam, edilmeli. Hocam ne kadar mesafe olmalı kişilerle aramızda, şimdi toplu bizim yerlerdeysek? Temas, yakın temas dediğimiz şey de, yani yakın temastan zaten kaçınıyoruz. Hı hı. Normal temasta da 1 metre aralık olacak ve hani normalde 15 dakika, 1 metre mesafe, yani 15 dakika aynı yerde bir temas olmuş oluyor. Hı hı. Biz 1 metreyi korumalıyız. Hatta televizyonlarda seyrediyorsunuzdur. Şu andaki İtalya'da bile bu kuyruklarda orada bile insanlar kuyruk ama sanki birbirlerinden ayrı gibiler. Çünkü aralarında böyle birer metre aralık var. O şekilde. Hocam maskeler ne kadar sağlıklı? Bir de onu ben rica şimdi edeceğim. Şimdi şöyle, yani biz insanlar maske Kara takıyor da, çünkü her şey insanlar artık maske, hastaların maske takması çok önemli. Hı. Yani önemli olan hasta kişinin maske takması. Biz zaten bize gelip hastalık teşhisi konulan veya şüpheli vakaları zaten toplumdan izole etmeye şeklinde olmasını istiyoruz. Hasta olan kişilere de maske takmalarını öneriyoruz. Çünkü virüs yayılmasın. Hı hı. Siz şimdi tamam maskeyi taktınız, ne kadar takabilirsiniz? Ne kadar süre takacaksınız? Yani bu çok önemli. Biz kalabalığa girdiğiniz zaman takabilirsiniz. Kalabalıkta çünkü belki virüs olur ama normal geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Şey. Böyle bir şeyde maskenin çok bir anlamı yok. Hı hı. Yani özellikle de takın da demiyoruz. Mesela bu 14 gün olayını söyledik. Özellikle yolculuk dönüşlerinde, yurt dışı öyküsü olanlarda. Artık yurt dışında ciddi bir bu konuyla ilgili sınırlama getirildi ama hani buna rağmen yurt dışı öyküsü olan insanlara diyoruz ki lütfen 14 gün evinizden çıkmayın. Yani şu anda var olan olguların hepsi yurt dışı öyküsü olanlar. Ha belki biz bekleyeceğiz mesela şu anda yurt dışından geleceklerimiz Sağlık de var. Sağlık Bakanlığımızın bilim kurulu güzel çalışıyor. Ateş Kara Hocam başkanlığında. Ateş Kara Hocam da diyor önümüzdeki günlere bakacağız diyor. Acaba diyor dışarı dışında böyle bir içeride de bir yayılma var mı? İçte de yayılma mı? Bu bize biraz da yön gösterici olacak ama şu andaki tespit edilen vakaların mutlaka bir yurt dışı öyküleri yakın zamanda. Ya yurt dışı öyküleri ya yurt dışından dönen birileriyle temas öyküleri var. Yurt dışından gelen, umreden gelen hacılarımız var. Onların özellikle valilik zaten 81 ile de duyuruldu. Valilik Afyonkarahisar'da da açıklamasını yaptı. Duyuruyor herkese. Evet. Kesinlikle dışarıya çıkmamaları doğrultusunda. Evet. Hem onlar dışarı çıkmayacak, hem onlara ziyarete gidilmeyecek. Şimdi biz bunu karıştırıyoruz. Evet, şimdi, o kısım tamam önemli. Onlar çıkmadılar ama
Bizim hani kültürümüz gereği biz gidiyoruz işte hoş geldin, Allah kabul etsin ziyaretlerine. Hayır, bu kişiler 14 gün boyunca sosyal hayatlarını kısıtlayacaklar. 14 gün boyunca izole olarak yaşayacaklar. Hı hı. Biraz önce dediğim gerçekten ihtiyaçları varsa bu ihtiyaçlarını tek bir kişi karşılayacak. Hı hı. Mümkün olduğunca minimum insanla temas edecekler bu kişi dışında. 14 gün içerisinde herhangi bir sağlıkla ilgili şikayetler olduğunda zaten şu anda aile hekimleri onların günlük takiplerini yapıyor. Ve diyoruz işte bir şikayetiniz olursa işte yüksek ateştir, öksürüktür, şu belirtiler olursa mutlaka haber verin diye. Ve onlar 112 ekipleri tarafından 2. 3. derece sağlık kuruluşlarına ulaştırılıyor. Hı hı. Böyle bir yöntem var. Hocam son bir iki dakikamız içerisine girdik. Konuyla alakalı son olarak izleyicilerimize neler söylersiniz? Ben izleyicilerimize şunu söylüyorum. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten ciddi bir sınavdan geçiyoruz. Bu sınavdan Türkiye'nin, Türk halkının, Afyon halkının selametle, güzellikle çıkabilmesi, yaza huzurla, mutlulukla girebilmemiz için lütfen evde kalın. Bizimle kalın, evde kalın. Hı hı. Ve gerçekten bilimsel insanların, bilim kurullarının, Sağlık Bakanlığı'nın söylediği şeyleri ciddiye alalım. Ve bunlara mutlaka uyalım. Birbirimize anlatmayalım, dinleyelim. Birbirimize anlatmamız için bir araya gelmemiz lazım. Bir araya mümkün olduğunca gelmiyoruz evet, kimseyle bir araya. Gelmeyelim. Eşimizi, dostumuzu seviyorsak, annemizi, babamızı seviyorsak, çocuklarımızı, çoluğumuzu seviyorsak bu sorumluluğu hissedelim, taşıyalım. Her bireyin. Evet, her birey bunu taşısın ve gerçekten evlerimizden çıkmayalım. Net. İnşallah kısa sürede iyi bir şekilde atlatmış olur inşallah, bu vakayda. Tüm Türkiye Cumhuriyeti. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben ayağınıza, teşekkür ediyorum. Sağlık. Ben teşekkür ederim. Kırmayıp çok geldi. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Efendim artık bugünlük de bizler Aylan Süren'in sonuna geldik. Güzel ve keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle. Yarın bir kez aynı saatlerde, saatler 14'ü gösterdiğinde Kanal Üç ekranlarında canlı yayınımıza görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Sevgili hocam, geçmiş olsun.